Merhaba, ismim Gökhan Faruk Ünal. Bu video kemanokulu.net için hazırlanmıştır. Keman alırken nelere dikkat edeceğiz? Şu anda bunu konuşacağız. Öncelikle kemana baktığımız zaman belli özellikler var. Bunlar dışarıdan gözüken bazı özelliklere başlayabiliriz. Sırtına baktığımız zaman kaplan postunu andıran çeşitli çizgileri görebiliriz. Bunlara hare diyoruz. Bunların olması öncelikle beklediğimiz şeylerden. Fakat bunları geçtik. Kontraplak denen sıkıştırılmış ahşap malzemeden olmadığını önce anlamamız gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Öncelikle sırtına baktığımız zaman iki ayrı parçadan oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Bu önemli bir belirti. Eğer tek parça halindeyse zaten bu çalınabilecek bir keman olmayabilir. Bazı güzel kemanlar tek parça sırt ahşabından oluşmuşsa da bunu ayırt edebiliriz. Daha sonra bu harelere baktığımız zaman ışıkta aşağı yukarı hareket ettirdiğimizde açık renkler koyu renk, koyu renkler de açık renge doğru yanar döner bir renk sergilerler. Dolayısıyla harelerin gerçek olduğunu ve boyama olmadığını anlayabiliriz. Çünkü bazı firmalarda hareleri boyayla yapıyorlar. Harelerin yanlarda ve bu salyangoz dediğimiz kısımda devam etmesi önemli. Eğer varsa o şekilde alabilirsiniz. Daha sonra bakacağımız şey klavye kısmının abanoz denilen sert siyah bir ağaçtan yapılması. Evet, baktığımız zaman birçok yine keman çok kötü bile olsa siyah olduğunu görürüz. Fakat biraz yakından baktığımızda içinde hafif kahverengilikler, hafif bir pürüzlü gibi bir doku. Bunları gördüğümüz zaman veyahut da alt tarafına bazen baktığımızda renk farkı varsa boyama demek olur. Ama eğer abanozsa mutlaka hafif bir renk farklarını bir yerlerinden keşfedebiliriz. Böyle abanoz olduğunu anlayabiliriz. Yoksa beyaz bir ahşabın üstüne boyama bir klavye zamanla aşınıldıkça hem baskılığını hissedersiniz hem de aşınıldıkça alttan beyazlar çıkar. Daha sonra burgular yine abanoz ya da işte klavyeli aynı olan ağaçtan. Bazen benim yaptığım gibi burası venge ve burası burgular da venge şu anda. Bunlar takım olabilir. Bu çok sorun değil. Fakat boyama olmamasına yine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu temel kriterleri eğer sağlayabilirsek o zaman sesini etkileyecek bir başka faktör. Yayı elimize alıp yay çektiğimizde eğer ses tiz geliyorsa şu anda ses tiz gelmiyor. Çünkü bu keman ayarlı bir keman. Fakat normalden daha tiz ve biraz cırtlak bir ses varsa bu kemanımızın kapağı kalın demek. Bunu direkt dışarıdan baktığımız zaman kolayca anlayamayız. Yalnız şu F deliklerinin arasından baktığımızda belki biraz kalın olduğunu, etli olduğunu anlayabiliriz. Ya da hafif göğüse bastırdığımızda, ki bunu çok bastırırsak çatlayabilir, hafif esnediğini görürüz. Eğer esniyorsa sorun yok. Evet, çok milimetrik esneme bunlar. Buradan kemanın kapak kalınlığını biraz anlayabiliriz. Fakat genel olarak sesinin tiz olup olmamasıyla ya da cırtlak, sert bir ses çıkartmamasıyla anlayabiliriz. Bu üçüncü özelliğimizi de eğer meydana getirebilirsek o zaman keman alınmaya değer bir keman gibi gözükebilir. Bunun dışında teller ilk başta çok mühim değil. Biraz sert bir telle başlanıp keman alıştıktan sonra ince bir tele geçilebilir. Şu burgunun klavyenin kemanın göğüs kısmına yapışmaması önemli. Bu küçük parmak altına girecek kadar bir mesafe hemen hemen bırakabiliriz. Bu sayede klavyenin açısı eğer yanlışsa bu çok zor düzeltebilecek bir hata olduğu için bundan vazgeçmemiz gerekebilir. Klavyenin altında bu açı varken tellerle klavye arasında da çok yüksek bir alan varsa
Bu ya eşikle alakalı, eşik çok yüksek demektir. Bu tedavi edilebilir. Bu keman alınmaz diyemem. Ya da dip eşik yüksektir. Şurası. Bu da tedavi edilebilir. Ben kendi öğrencilerimin dip eşik ya da ön eşiklerini ayarlarını ders içerisinde bile yapabiliyorum. Fakat bunlar mümkünse satın aldığınız zaman oradaki dükkan sahibi tarafından yapılmasını rica edin. Yapıyorlarsa yapsınlar. Siz de rahat rahat çalabilirsiniz. Yine bunlar olduktan sonra bir sonraki aşama kalite belirleyici cila faktörü. Kemanda kullanılan cila normalde çok önemlidir. Fakat bugün piyasada satılan %99 kemanların hepsi suni cilalardan meydana gelir. Fakat mesela bu kemanda benim kendi kullandığım cila gomalak dediğimiz özel bir karışımlı olan, sadece gomalak da değil, birçok farklı maddenin karışımlı olan bir cila. Bu doğal ve ahşabın hava almasını sağlayan ve titreşimi düzgünce ileten bir cila. Bunun olmasını çok bekleyemeyebiliriz ama eğer mesela 1000 lira gibi bir şey veriyorsanız ya da 1000 lira üstü mutlaka bunun olmasını beklemeniz gerekiyor. 500-600 ya da işte 400 liralık bir keman için ise bu pek beklenmez. Ancak 300 lira gibi bir şeyin üstündeyse el alacağınız şey klavyesinin abonoz olması ya da burguların yine abonoz olması beklenilen bir şey olacaktır mutlaka. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi günler.